Kız Lebbala, dünen duydum. Ganizadelerin Huriye 3 güne kadar İstanbul'dan geliyormuş. Ermiye Sice'yi o güzelliğiyle İstanbullara nasıl yollamışlar ayol? Onun güzelliği bebeliğinden belliydi. Allah ilmini arttırsın. Kız kısmını okumakta ne olacakmış? Alim mi olacakmış İrmiye Sice? Otursun da evinde kısmetini beklesin. Aa, hala niye öyle konuşun bilmem ki. Okumak gibi iyi şey var mı? Huriye'nin okudu diye ne diye alay eden ki? Kız kısmı evinde oturup kısmetini beklerim. Kız okutmak da neymiş? Ama suç onda değil, onu okutanda. Herkes sizin gibi düşünse cehaletten hiç kimse kurtulamayacak. Cümleten selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam, gel otur. Hoş geldin Osman. Duyduğuma göre sol fasoldeki köyde önüne geleni yenmişsin. Sağ ol ağam ama güleştiğim arkadaşlar biraz şanssızdı. Güleş de şans olur muymuş yahu? Canım bilmez misiniz, bizim Osman biraz alçak gönüllüdür. Biz kimin ne olduğunu biliriz. Sazıyla, sözüyle, bileğinin kuvvetiyle atasına layık bir evlat oldu. Ağam, senin yanında bizlerin lafı mı olurmuş? Severim seni Osman, severim. Aa, kusura kalmazsan biz gidelim. Arkadaşlara sözümüz vardı. Müsaade sizin. Öyleyse daha fazla arkadaşlarınızı bekletmeyin. Hadi. Hadi Osman, biz geç kalmayalım. Ağam, kusurumuz olduysa bağışla. Cümleten kalın sağlıcakla. Güle güle gidin. Uğur ola. Adil. Buyur ağam. Duyduğuma göre sarıların dursun taşhan esnafına deberleş olmuş. Oralarda çirkeflik yaparmış. Vallahi ağam benim de kulağıma geldi ya. İşin aslını pek bilmiyor. Öyleyse işin aslını araştır. Söylenenler doğruysa benden o rezile bir haber ilet. Sağda solda hırlamasın. Sonra boynuna tasma takar ibreti alem için şu angarada peşimde it gibi dolaştırırım. Baş üstüne ağam. Yarın ilk işin vaziyeti öğrenip dediklerini o serseriye iletmek olacak. Esnafa da bizden bir selam ilet. Bundan böyle canlarını sıkan bir şey olursa bize haber salsınlar. Baş üstüne ağam. Geleceğin günü iple çektim Huriye. İlahi Ayşe. Sen mi ben mi? Bir de artık gitmeyeceksin değil mi? Artık gitmek yok. Mektep bitti. Peki şimdi ne olacak? Nasıl ne olacak? Yani diyorum ki okudun, mektebi bitirdin. Bundan sonra ne yapacaksın? Bak Ayşe'cim. Babama okumak istediğimi söyledim. O da beni dayımın yanına gönderip okuttu. Bundan sonrası onun bileceği iş. Geleceğimin kararını vermek babama düşer. Tabii bana sormak şartıyla. Baban sana hiçbir iş göstermez. Anlamadım. Yani diyorum ki madem bir iş yapmayacaktın niye okudun? İlahi Ayşe, öğrenimin insana ne zararı var? Bacılar çekinmeyin, işiniz bitene kadar biz kenarda bekleriz. Buyurun ağalar, işimiz bitmişti zaten. Şey biz yani... Hadi Ayşe gidelim. Ayşe çeşmeye gelenleri tanıdın mı? Biraz. Bizim bu tarafta mı oturuyorlar? Hey ya. Bekir. Ne var? O kızı tanıdın mı? Tabii tanıdım. Ganizadelerin kızı Huriye. İstanbul'da okudu. Mektebini bitirip babasının yanına döndü. Hadi gidelim. Hey o tarafa nereye gidiyorsun? Biz bu yana gitmeyecek miydik? Ha, sahi biz o yana gidecektik. Mustafa! 2 çay getir. Ya şu bizim Gırağı yaman adam doğrusu. Yaman adam da laf mı Adil?
Vurdu mu devirir, attı mı vurur. Yalnız vurması devirmesi değil, insanlık tarafı da var. Geçen de dağ başının orada üstü başı perişan bir bebe sırtında ağır bir yükle gidiyordu. Bebeği durdurdu. Kimin oğlu olduğunu sordu. Babası yokmuş, yoksullarmış. Bize siz gidin ben gelirim dedi. Sonradan öğrendik, bebeği iyi bir işe yerleştirmiş, epeyce de para yardımı yapmış. Allah iyi yürekleri eksik etmesin Adil. Amin arkadaşım, amin. İşte geliyor. Selamın aleyküm. Aleyküm selam ağam. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Bekir. Nasılsın bakayım? Allah'a şükür, sağlığına duacıyım ağam. Sen nasılsın Adil? İki gündür gözükmüyordun. Birazcık keyfim yoktu be ağam. Geçmiş olsun. Sağ ol ağam. Mustafa! Mustafa! Okkalı bir kahve getir ağama. Çabuk ol. Bir sigara yak ağam. Sağ ol. Osman nerelerde? O da gözükmüyor. Vallahi ağam 15-20 gündür 2-3 kere ya gördüm ya görmedim. Ortalıkta yoksun, nerelerdesin diye sorsam yüzüme gülerek bakıyor. Bağda bahçede dolaşıyorum diyor. Benim bildiğim Osman dağda bayırda boş boşuna dolaşmaz. Herhal bir işi neyi vardır. Adil, dedikoduyu bırak da söyle bakalım. Bu yakınlarda İrfan Efendi'yi gördün mü? Vallahi hiç görmedim. Ben de görmedim. Adam çok hastaymış. Hanginizin eli değerse evine uğrayın. Bir ihtiyacı var mı öğrenin. Adil ağa yorulmasın. Ben uğrar bir ihtiyacı var mı yok mu öğrenip sana haber getiririm ağam. Yorulacaksın ama iyi edersin. Sağ ol Bekir. Sen sağ ol ağam, yorulmak ne kelime. Eşe dosta böyle zamanda yardım etmeyeceğiz de. Ne zaman yardım edeceğiz ağam? Sağ ol. Bize müsaade. Hadi arkadaşlar, kalın sağlıkla. Güle güle, güle güle. Ben de gitsem iyi olacak. Hadi bana eyvallah. Güle güle, güle güle. Şu bahçeye çıktım mı inan Ayşe, her şeyi unutuyorum. Ağaçlar arasında koşturmak, çimenlere uzanıp hayal aleminde yaşamak, kuş seslerini dinlemek benim için hayatın doyulmaz zevkleri. Senin zevklerin yalnız bu kadar değil ki. Başka ne zevklerin varmış? Ağaç tepelerinde dolaşma zevkini unuttun galiba. İyi hatırlattın. Anlamadım. Şimdi anlarsın. Bu ağacın tepesine çıkmaya bayılıyorum. İyi ama meyvesiz ağacın tepesinde ne yapacağım? Şimdi meyvesi yok ama bu ağaç Ankara'nın en güzel misket elmasını verir. Şimdiden inip çıkmaya kendimi alıştırıyorum. Meyve zamanı benim meskenim olacak bu ağacın tepesi. Sana kız demeye bin şahit iste. Şu yaptığın işi benim diyen erkekler yapamaz. Ben babamın hem kızıyım hem oğlu. İnan Ayşe, buradan şehir o kadar güzel görünüyor ki. Hadi in artık, inmezsen giderim. Tamam tamam, geliyorum. Bak seni ne kadar sevdiğimi gör. Senin yüzünden güzelim manzarayı seyretmekten vazgeçiyorum. Oldu mu? Oldu, hadi bize gidelim. Gene ağaca çıkıp indi. Ne diyor? Şu ganizadelerin kızını diyor. Gene misket elmasının doruğuna kadar çıktı indi. Günde iki defa o elma ağacının tepesinde ne arar deli kız? Bana ne soruyorsun? Kendisine sor. Bari ağacın meyvesi olsa. Suç onda değil, kadının babasında. Sen git, ben biraz sonra gelirim. Aklına bir şey mi geldi? Geldi ya, sen git ben gelirim. Ne işin varsa gör ama çabuk gel.
İşini rahat gör. Biz bekleriz. Sağ ol ağam. İşim bitmişti zaten. Çeşme başında gördüğümüz kızı tanıyanınız var mı? Onu kim tanımaz ağam? Ganizadelerin kızı Misket. Adı Misket mi? Yo, esas adı Huri ama şimdi ona herkes Misket diyor. Misket, demek Misket. Demelerine sebep bahçelerindeki Misket ağacının tepesine günde bir iki defa çıkmasından olsa gerek. Demek Ganizadelerin kızı. Ağam bayağı meraklandım. Hayrola? Tabii hayır olacak. Mustafa! Bir nargile yap. Karar verdim Adil. Bizim Durdu halayla sen gidip Ganizadelerin kızını Allah'ın emriyle bana isteyin. Ne kekelip duruyorsun be Adil? Acayip bir şey mi dedik? Yok, hiç acayip olur mu ağam? Eğer sen karar verdiysen, verdiğin karar doğrudur ağam. Biz kararımızı çeşme başında verdik. Allah nasip ederse yarın gider isteriz ağam. Pekala. Yarın ola, hayır ola. Hayırlı işlerin olacağı günler, hayırlı günlerdir ağam. Huriye! Kızım neredesin Huriye? Ne var babacığım? Odadayım. Biraz yanıma gel. Seninle bir meseleyi görüşmemiz lazım. Geliyorum babacığım. Söze nasıl başlamalı? Ne zormuş ya Rabbi. Ya istemem derse? Bir kızı da istemediği bir adamla zorla evlendiremezsin ya. İyi ama kır ağaya kızım seni istemiyor nasıl denir? İnşallah kız istemem demez. İşte geldim babacığım. Söyle bakalım ne istiyorsun? Bugün seni istemeye geldiler kızım. Beni istemeye mi? Kime? Bilmem tanır mısın zengin, mert, hakiki bir efeye, kırağıya. Peki sen ne cevap verdin baba? Ben mi? Ne diyeceğim? Bir seferde kızımın fikrini alayım dedim. Söyle bakayım fikrin ne? Fikrim ne mi? Böyle bir evliliği nasıl düşünebiliyorsun baba? Ölürüm de böyle bir şeye razı olmam. Son sözüm bu. Saygısızlık ettim. Affet beni. Sen benim her şeyimsin kızım. Sen üzülme yeter. Kır ağaya olmaz, kız seni istemiyor demek mümkün mü? İyi ama yıllardır gözünün içine baktığım kızımı istemediği bir adamla nasıl evlendirebilir? Bu meseleyi Rıfat Çavuş'tan Bödeleyin Ahmet Efe'ye bir açayım bakalım. Belki bir çare bulurlar. Osman, Osman. Çok mühim bir şey duydum. Dinlemek ister misin? Söyle bakalım, neymiş? Bir nefesleneyim. Çok yoruldum. Bizim kırağı var ya.
Ne olmuş kırağa? Kırağa bir şey olduğu yok. Garnizadelerin kızı misketi istemiş. Ne? Kırağa misketi mi istemiş? Nasıl olur? İmkansız. Canım, kırağadan iyisine mi varacak? Mert, zengin, fakir babası. Adamda ne ararsan var. Ben miskete fena tutulmuş. Yeter be, yeter. Kız kırağa baba mı diyecek? Kızacak ne var Osman? Hem sana ne oluyor? Ne mi oluyor? Çok şey. Bekir, benim için bir şey yapar mısın? Eğer yapabileceğim bir şeyse tabii yaparım Osman. Benden kırağa bir haber götürür müsün? Sen kırağa tanımıyor musun? Kendin söylesene. Götüreceğin haber benim kırağa söyleyemeyeceğim bir şey. Bayağı meraklandım. Götüreceğim haber neymiş? Ona... Ona ne diyeceksin? Ona misketten vazgeçmesini söyleyeceksin. Ne dedin? Ben kırağa... Sen misket devlemekten vaz mı geçeceksin diyeceksin? Evet, öyle diyeceksin. Peki bırak diyorsun ama sebebi ne diye sorarsa ben ne derim o zaman? Ne mi dersin? Misket Osman'ın yavuklusudur. Onu Osman'a bırak dersin. Ne söylüyorsun sen be kırağa? Tövbe tövbe. Yalan bir şey söylemiş olmayacaksın ki. Aylardır misketle konuşuyoruz. Misketi benden ancak ölüm ayırır. Sen söyle bakalım. Bu haberi götürecek misin? Vallahi iş madem bu kadar mühim. İyi ama kırağa, yani diyorum ki haberi getirmek sana mı kaldı deyip beni bir güzel yumuşatırsa. Yaş yaşamış, gün görmüş bir efenin çiğ hareket etmeyeceğini hiç düşünmez misin? Onun kızacağı adam sen değilsin. Benim. Ne yapalım? Arkadaşlık böyle günde belli olurmuş. Gidip söyleyelim bakalım. Kaderimizde ne varsa karşımıza o gelir. Hadi hoşça kal. Sağ ol Bekir. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Demek düğünde çok eğlendiniz. Gelemediğime üzüldüm. Ama burada da beni salmayan bazı işler var. Biz o işlerini gittiğimizden daha güzel bir düğünle kutlayacağız inşallah. Hayırlısı diyelim de işlerimizin hepsi hayırlı olsun. Amin ağam, amin. Aleyküm selam. Otur. Kahveci. Bak bakalım. Ne o Bekir? Sıkılmış gibi bir halin var. Bir derdin mi var yoksa? Ağam, demin kapıdan girerken ben de fark ettim ama soramadım. Ağam, Allah'a şükür. Benim bir derdim yok da. Bizim Osman var ya. Ne olmuş Osman'a? Osman'a bir şey olduğu yok da sana bir haber etmemi istedi benden. Allah Allah, ne haberiymiş? Söylesene. Şey dedi. Ağam ben elçiyim. Ne demişler? Elçiye zeval olmaz. Hadi ne dedi? Adamı patlatma da söyle. Söyleyeceğim de ağam. Bana gücenmemen için şey dedim. Sen elçisin, sana niye güceneyim? Ne haber yolladıysa de bakalım. Ağam senin misketi istediğini duymuş. Bana dedi ki, git bakalım. Kırağa misketle ben aylardır birbirimizi severiz. Aramıza girmesin. Kendisini atam kadar severim. Misket benim, ben misketini. Ağa'ya bunu böylece söyle dedi. Yalan. Yalan. Gören duyan var mı? Misketi seviyormuş. O tüysüz oğlanı ha?
Bana bak. Git ona de ki ayağımın altında dolaşmasın. Olmayacak duaya amin demesin. Kendisini severim. Ayağımın altında dolaşmasın. Dediklerimi kendisine aynen ilet. Dediklerini kendisine aynen ileteceğim ağam. Anladın mı? Ha, bir şey daha var. Gelip elimi öperse bu konuşulanları unutur, kendisini affederim. Çünkü Osman mert, dürüst ve yiğit bir kişidir. Bu yaptığını onun cahilliğine veriyorum. Tamam ağam, şimdi Osman'ı aramaya gidiyorum. Bulup dediklerini aynen söyleyeceğim. Kalın sağlıcakla. Osman. Ne var? Şimdi ne olacak? Bilmem. Demek ki inanmadı. Benim yalan söylediğimi duymuş mu? İstemezdim. İstemezdim böyle olmasını ama oldu işte. Benim ölümü çiğnemeden kimse misketi alamaz. Almak isteyen kırağı bile olsa bu dediğim değişmez. Yani kırağıyla? Evet. Kararını değiştirmezse bu işi dövüş halleder. İyi ama sen kır aynen dövüşürsen. Evet. Ben kır aynen dövüşürsem baş edemem ama hiç olmazsa misketi başkasının aldığını görmem. Çünkü sevdiğimin başkasının olması da benim için ölüm olur. Hadi bakalım. Bekir'le yolladığın haberi aldım. Gençliğine verdim. Şimdi yolun ortasından çekil de geçelim. Bir daha da saygısızlık istemem. Büyüklerimize, atalarımıza saygısızlık etmek haddimiz değildir. Eğer misketle benim arama girmeyeceğini söylersen, elini öper, her zaman gösterdiğim saygı ve hürmeti gösteririm. Ağam, eğer aramızdan çekilmezsen ölümü çiğne de geç. Bak Osman, senin kadar genç ve tecrübesiz olsaydım, senin bu sözlerinden sonra buradan ikimizden birisinin ölüsü giderdi. Sana 3 gün mühlet. Bu 3 gün içinde düşün, taşın. Sonra da buraya kararını bildirmek için gel. 3 gün sonra ikindi zamanı burada olacağım. İki 3 gündür bu taraflara gelemedim, bağışla. Gelseydin görürdün. Misket ağacının tepesi her yeri görüyor. Biraz evvel yolda kır ağayla karşılaştım. Kır ağayla mı? Evet, kır ağayla. 3 gün sonra kozumuzu paylaşacağız. Ya onun ya benim olacaksın. Hayır Osman, böyle bir şey yapamazsın. Senin ölmeni istemiyorum. Eğer seni benden başka biri alacaksa o insan beni öldürerek seni alsın. Kaderde ne varsa kaşığımıza o gelir. Seni fikrinden caydıramayacağımı bildiğim için fazla ısrar etmeyeceğim. Ama şunu bil ki Osman, eğer sen ölürsen ben de ölürüm. Fikrini değiştirmişsindir inşallah. O büyüklüğü, atalığı senden bekliyorum ben ağam. Bizim aramıza girme, misketi benden ayırma. Söylenecek söz kalmadı, seç silahını. Benim için fark etmez, büyüğümsün. Ne dersen o olsun. Pekala, bıçak olsun. Olsun ağam. Önce silah çekmek adetim değildir. Hadi, davran bıçağını yiğidim. Mecbur kalmadıkça atam kadar sevdiklerime saygısızlık etmem. Madem ki son çare olarak dövüşmemizi sen düşündün, silahını sen çek ağam.
Ben koç olacak kuzuya bıçak çekmem. Seni elimle yetiştirdim. Elimle öldürmek istemem. Var git. Misket senin olsun. Affet. Affet beni ağam. Hadi Osman'ım. Sana dünür olmak bana nasipmiş. Yürüyün ağla misketi istemeye. Geliyorlar. Allah'ım onu bana bağışla. Osman'ım. Misket. Misketim. Caminin mezini yok. İçinin düzeni yok. Yar yandım aman aydın. Çok memleketler gezdim aman aman misketten. Daracık sokaklar, misket şeker ufaklar. Pul pul olsun dökülsün, yar seni seven bu.